Yanı tut, üçü de görünsün işte. Evet, sevgili Bodrum. Tamam, daha dikçe yatar. Üçü de görünsün. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasının oradayız. Umayyur Belediye Başkan aday adaylığı için sürpriz isimlerden biriydi. Resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu güzel Bodrum'umuzun güzel insanları, her şeyden önce herkese sevgilerimi iletiyorum. Bugün çok önemli bir gün. 5 Aralık Türk kadınlarına Ulu Önder Atatürk'ümüzün hak olarak verdiği seçme ve seçilme hakkında ben bugün açıklama yapmayı çok istedim. Ben önce ona çok teşekkür ederim. Bize bu mikrofonların karşısında bu medeni cesareti veren Ulu Önderimiz Atatürk'ümüze çok teşekkür ediyorum. Daha sonrasında bana değer katan belediye başkanlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Merhum Emin Anter'den başlamak isterim. Daha sonra Mazlum Ağan, Tuğrul Acar, Mehmet Kocadon ve Ahmet Aras Başkanıma bugüne kadar bana kattıkları için çok teşekkür ediyorum. Onlara çok şeyler borçluyum. Onlar benim her zaman başımın tacıdır. Sevgilerimi iletiyorum onlara da. Bodrum Belediyesi'nde 33 yıl bürokrat olarak çalıştım. Birçok konuyu deneyimledim. Birçok servisten geçtim. Birçok deneyimlerim oldu. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında deneyimlerimi daha genişleterek siyasi olarak yapmaya karar verdim. Bundan sonraki aşamalarda zaten projelerimi ve diğer bütün konuları sizlerle paylaşacağım. Ben katkı koyan, beni yürekten destekleyen, yüreklendiren, kalben yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Sayın Yurt Belediye'nin hangi birimlerinde görev aldınız şu ana kadar? Şöyle bir sayın desem bayağı tabii da var ki, ama 32-33 yıl içerisinde. Önce muhasebeden başladım ben. Muhasebe, fen işleri, hukuk bürosu, yazı işleri müdürlüğü, basın yayın halkla ilişkiler müdürlüğü. En sonunda da başkan yardımcılığı yaptım. Yani tabii ki bu aşamaya gelinceye kadar her yıl ben hep bunu diyorum. Her yıl bir tane tecrübe koysam cebime, 33 tane tecrübem var şu anda cebimde diyorum. Teşekkür ederim. Bu önemli bir karar. Peki bu kararı nasıl aldınız? Evet. Bu karar bende çok uzun zamandan beri olan bir karar değildi bu. Ama birden yüreklendim. Daha doğrusu yüreklendiren arkadaşlarım da oldu tabii ki. İlk aşamalarda bir çekincem oldu. Çünkü yanlış anlaşılmaktan korktum. Başkanımız Ahmet Aras'ın kadrosundaydım. Ondan da icazet aldım. Ona da duygularımı, düşüncelerimi ilettim. Çünkü ben burada saygı ve sevgi çerçevesini her zaman korumak istiyorum. Siyasette de artık saygı ve sevgi çok önemli bizim için. Ben bundan sonraki aşamalarımda da hep bu çerçevede devam edeceğim. Peki, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, sevgili Bodrum Gündem takipçileri, Sayın Umayyur, 5 Aralık Türk kadına seçme seçilme hakkı verilen günde başvurusunu gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne pazartesi günü üyelik başvurusunda bulunmuştu. Şimdi de resmi başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Bir Türk kadını olarak medeni cesaret gösterdi. Seçilir seçilmez, değerlendirilir değerlendirilmez o tamamen parti ve partililerin inisiyatifinde, yönetimin inisiyatifinde olan bir şey. Kendisine öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bugün Kemal Güner'i bir basın açıklaması yapacak. O da dün başvuruda bulunmuş. Onu da size aktaracağız saat 2 ile 3 arası. Birkaç isim daha var aslında. Bugün saat 5'e kadar başvurması beklenen bir iki isim de sürpriz isim olduğu ifade ediliyor. Fakat bu olacak mı? O sürpriz isimler gelip başvuracak mı? Bu sayı artacak mı? 4 saatimiz kaldı bu soruların cevabını almaya. Sonrasında da ilçe başkanıyla konuştuk Sayın Tuna Başkan'la. Tuna Başkan dedi ki saat 17'den sonra bununla ilgili Bodrum gündeme özel, bunu da sözünü aldık, bir açıklama yapacak, durumu değerlendirecek. Çünkü süreç sona erdi. Neredeyiz, ne yapıyoruz, nasıl bir yol alıyoruz, onu da saat 17'den sonra sizlere aktarıyor olacağız. Her zaman olduğu gibi size yerinden haber vermeye, olay yerinden, işin muhatabı ile ilgili kendisinden bilgi vermeye devam edeceğiz Bodrum gündem olarak. Ben Çiçek Bozoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı'ndan yaptığımız canlı yayını
Sayın Umman Yurt'un başkan aday adaylığı ile ilgili yaptığımız canlı yayını sona erdiriyoruz.